Sarı kırmızılı takım Fatih Terim geldi takımın başına. Zaten Fatih Terim gelmeden önce de takviyeler yapmaya başlamıştı Galatasaray yönetimi. Aytaç ve Alparslan'la sözleşme imzalanmıştı. Yine iç transferde gelişmeler izlemiştik Emre ile ilgili, Ömer ile ilgili. Ama Serhan, şimdi ilk olarak 20 Temmuz'a kadar ne yapılacak? Yani öncelikli isimler kimler, öncelikli bölgeler nereler? Tabii ki transfer dönemi Eylül'e kadar devam edecek. Onun dışında kimler gündeme gelebilir? Bunları da konuşuruz ama... Tabii. İlk olarak 20 Temmuz'a kadar ne hedefleniyor? Şimdi Fatih Terim'in gelmesiyle beraber bir liste oluşturmuştu Fatih Terim. Hatta bu listeyi 2 ay önceden oluşturmuştu ve bu oluşturduğu liste doğrultusunda Galatasaray ikinci başkanı mevcut yönetimde, bir önceki yönetimdeki ikinci başkanı Abdurrahim Albarak transfer görüşmelerine başlamıştı. Hatta Aytaç Kara, Alparslan Öztürk, arkasından sözleşmesi biten Ömer Bayram, Emre Taşdemir imzalanmıştı. Daha önceden de biliyorsun Marka ile ve Muslera ile sözleşme yenilenmişti. Şu anki öncelik tabii ki Arda Turan bir. İkinci Emre Akbaba. Ya bugün yarın imzalamasını bekliyoruz ki yarın muhtemelen biter. Sonrasında Luyendama. Luyendama'lara bir sözleşmesi bitiyor önümüzdeki sene. Bir an önce sözleşmesini uzatıp en azından satış listesinde iyi bir fiyat gelirse o fiyatı alıp kaynak oluşturmak istiyorlar. O açıdan Luyendama'yla tekrar bir sözleşme yapmak istiyorlar. Sonrasına gelelim. Biliyorsun Galatasaray'ın geçen senenin flaş isimlerinden bir tanesi Jetson Fernandez'di. Jetson Fernandez'le Fatih Terim gelir gelmez ilişkiler başladı. Ama şu aşamada herkes şunu söylüyor. Yani sosyal medya hesaplarında Jetson bitti, geliyor, gelecek, imzaladı. Öyle bir şey şu an yok. Şu an resmi temas başladı. Ben biraz önce Jorge Mendes'le de görüştüm, menajerlerle de görüştüm. Şu an için kendilerine gelen bir teklif olmadığını, hatta Benfica kulübünün futbolcuyu satmak istediği ve satış listesinde 18-20 milyon euro bandında olduğunu dile getirdiler. Şu aşamada kiralamayı düşünmüyorlar. Galatasaray'ın şu an 18-20 milyon civarında verecek parası yok. Ya yani hiçbir kulübün yok. Fenerbahçe'nin de yok. Beşiktaş'ın da yok. Ya da Trabzonspor'un olduğunu düşünmüyorum. Peki Fatih Terim net bir şekilde istiyor mu? Tabii ki Fatih Terim net bir şekilde istiyor. Çünkü son 7 haftada muhteşem işler yapan ve gerçekten geldiğini gösteren, değerine değer katan bir Jetson Fernandez'den bahsediyoruz. Jetson Fernandez gelirse Fatih Terim için gelir. Bir daha gelir mi? Kiralık formülüyle gelebilir. O da kiralık olarak şöyle gözüküyor. Eğer kiralaması söz konusuysa öncelik Galatasaray. Girişimler o aşamada yapıldı. Diğer tarafa gelirsek biliyorsun Onyekuru'nun 11 Haziran'da opsiyonu dolmuştu. Opsiyon maddesi de 4 milyon 350 bin euro. 4 milyon 350 bin euroyu Galatasaray verdiği takdirde alacaktı ve o sözleşme suya düştü. Galatasaray 4 milyon 350 bin euro vermeyecek şu aşamada. Bir önceki yönetimde zaten Onyekuru'nun transferini istemiyordu. O fiyatları da vermek istemiyordu ama Fatih Terim tabii ki Onyekuru isteyeceğini düşünüyoruz. Ama 4.350 ile 2.750 bin euro bandında olmasını bekliyoruz. Görüşmeler başladı mı? Görüşmeler başladı. Şu an için netleşen bir durum söz konusu değil. Onyekuru da kendisine gelen, Yunanistan'dan gelen teklifleri de istemediğini dile getirdi. Galatasaray'da oynamak istediğini dile getirdi. Ama diğer tarafta da Galatasaray'ın zor zamanlarında bunu şantaj olarak kullanan bir Monaco kulübünün yönetimi var. Onyekuru'yu sürekli şantaj olarak kullanmıştı. Ama Galatasaray'ın şu anki eli daha kuvvetli. Opsiyonu kullanmadı. Fiyatı da indirirse 2.350, 2.750 bandına getirirse Onyekuru Galatasaray'la tekrar olur. Diğer tarafa geldiğimizde sol bek için Alex Moreno satılma opsiyonuyla kiralık olarak kadroya katılmak isteniyor. Moreno peki. Aha. Bir Barış Alper Yılmaz var biliyorsun Keçeren gücünde. Hocanın farklı istediği takımların da gündeminde. Tabii hocanın istediği herkesin isimlerden biri. Gündeminde. Evet. Tabii ama Barış Alper Yılmaz Fatih Terim'li bir Galatasaray'a daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. İlerleyen zamanlarda eğer transferi olursa Galatasaray bir adım öndeymiş gibi gözüküyor. Şu an için Galatasaray'ın çok fazla bir Muhammed'in önlemede oynamasını istiyor hoca. Biliyorsun Muhammed de Mısır milli takımında. Olimpiyata gidiyor. Resmi yazıyı Galatasaray yönetimi gönderdi. Mevcut yönetimi, şu anki yönetimi gönderdi. Ve önlemede Galatasaray'ın santraforunda oynatmak istediğini dile getirdi. Ama bu noktada milli takım tercihinin daha belirleyici olacağını herhalde söyleyebiliyoruz. Tabii ki söyleyebiliyoruz ama Galatasaray'da üstüne bastıra bastıra ben ihtiyacım var. Çünkü önemli bir maça çıkıyorum ve bu maçın telafisi olmadığını söylediler.
Muhammed'in belki geri dönüşü Galatasaray'a erken olabilir. Peki şimdi bir aylık bir süre Serhan, Şampiyonlar Ligi için istediği takviyeler bunlar mı falan ilk olarak? Yani ya Jetson, bunlar... Onyekuru ve Moreno halledilirse Fatih Terim takımın PSV ile oynanacak maça hazır olduğunu mu düşünüyor? Ya şu aşamada zaten çok fazla bir transfer yelpazende yok ve mevcut kadronun da yeterli olduğunu düşünüyorum. Orta saha tabii ki takviyesi gerekiyor mu? Gerekiyor. İleride bir Mustafa Mehmetli olacağını düşünmüyorum. Çünkü alternatifin de olması lazım. Yeri geldiği zaman bölgede işte Halil hep konuşuluyordu biliyorsun. Halil'in de tek opsiyonsuz futbolcu opsiyonsuz futbolculardan birisiydi. Halil'in de şu an Galatasaray için bir durumu söz konusu çok fazla gözükmüyor Halil Dervişoğlu'nun. Yollar ayrıldı gibi ama yani ilerleyen zamanlarda netlik kazanabilir ama tabii ki Galatasaray'ın transferi bitmez. Galatasaray'a transfer bitmez. Bir de finansal fair play yükünden kurtulmuş bir Galatasaray. Burak Elmas'ın gelmesiyle Fatih Terim istediği transferleri yaparsa ilerleyen zamanlarda iyi bir kadro oluşturur gibi gözüküyor. Peki Mehmet Emin Şampiyonlar Ligi'ne bir ayda nasıl, ne kadar hazır olabilir sence Galatasaray? Bunu Şampiyonlar Ligi maçı oynandıktan sonra konuşabiliriz herhalde. Ne kadar hazır olacağını o zaman göreceğiz. Hayır, şöyle biraz da Serhan'ın verdiği o transfer bilgileri ışığında konuşacak olursak bu takviyeler, Fatih Terim istediği bu isimler alınırsa. Sadece bizle ilgili bir şey değil, bu rakiple de ilgili bir şey. Yani sen evet çok önemli transferler yapabilirsin. Fatih Hoca görevde. Hazırlanmaya başladın. Zaten Fatih Hoca'nın planları doğrusunda. Bu arada şu var. Alparslan ve Aytaç transferleri Fatih Hoca'nın raporu doğrusunda tabii, yapılmış tabii. Transferler. Evet, evet. Biraz önce Sergen Hoca'dan bahsederken dedik ya hani Salih Uçan vesaire. Şimdi Hoca bir rapor verdi. Hatta Hoca raporun dışında oyunculara bir de hazırlık bireysel performanslarını diri tutmaları için de hazırlık programı verdi. Oyuncular da onu uyguladı. Şimdi burada korku verici durum ne olurdu? Fatih Hoca gelmeseydi. Tabii. O zaman bambaşka şu anda bir şeyden her şey Fatih Hoca'nın planladığı gibi. Fatih Hoca arada kısa bir mola verdi kendine. Biraz ailesiyle vakit geçirdi, dinlendi diyelim. Ki çok ciddi bir motivasyonla geri dönmüş görünüyor. Burada tabii ki Galatasaray'ın yapacakları önemlidir ama karşısındaki rakibin durumu ne? Bildiğimiz kadarıyla PSV'nin oturmuş bir kadrosu var. Transfer planlamalarını çok daha önceden yapmış bir takım. Dolayısıyla kesinlikle kolay bir maç olmayacak. Ve bir seyircili olacak biliyorsunuz. De, 35 bin taraftarı açık olduğunu da evet. Yani seyircili ya da seyircisiz bizim şu yanılgıdan artık çıkmamız lazım. İşte biz Galatasaray'ız, biz Beşiktaş'ız, biz Fenerbahçe'yiz, biz Türkiye'yiz mantığından çıkmamız lazım. Çünkü sahaya çıktığınız zaman kimsesinin kimliğine falan bakmıyor. Ne kadar hazırsın, ne kadar dirisin, ne kadar mücadele ediyorsun. Üzerinden oynanan futbol böyle bir oyun. Yani biz Türk gözlüğümüze baktığımız için başka hayaller kuruyoruz ve genelde pembe hayallerimiz kabuslara dönüşüyor. Umarım Galatasaray bizim bildiğimiz Avrupa'daki Galatasaray gibi hazır bir şekilde PSV karşısına çıkar. Fatih Hoca o eski Fatih Terim'dir. Bu sezon inişler çıkışlar yaşadı malumunuz ve inşallah Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde görürüz bu sürecin sonunda ama kesinlikle kolay olmayacak. Bu arada şundan da rahatsızım. İşte Gerson Fernandez'den bahsettik, Onyekuru'dan bahsettik. Türk kulüplerinin, Galatasaray üzerinde söylemiyorum bunu yanlış anlaşılmasın. Türk kulüplerinin belli oyuncular üzerinden bütün planlarını yapmasından haz etmiyorum. Sürekli aynı isimler gündemde. İşte X bir futbolcu 5 kulüp istiyor, X bir futbolcu 7 kulüp istiyor. Sonra bir oyuncuyu kiralıyoruz, oyuncudan asla vazgeçemiyoruz. Halbuki dünyada Onyekuru gibi, Gerson Fernandez gibi o performansı sergileyebilecek çok daha fazla oyuncu var. Onlara mahkum değiliz, mecbur değiliz. Umarım kulüplerin bünyelerindeki scout ekipleri doğru şekilde değerlendirilir. Ben onların işlerini iyi yaptığına inanıyorum. Ama umarım yönetimler ve teknik heyetler onların emeklerinin karşılığını daha doğru şekilde verirler. Bir de son olarak Serhan, sana tabii ki taraftarların merak ettiği iki isim Feghouli ve Falcao'yu sormak istiyorum. Yeni yönetim ve Fatih Terim'in acaba tasarrufu ne olacak bu iki oyuncu ile ilgili? Eski yönetim tabii ki satılmasından yana bir yol izlemek istemişti. Ama yeni yönetiminde zaten Falcao'ya veya Feghouli'ye teklif gelirse hayır diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü geçen sene oynadıklarından daha fazla olan bir Falcao'dan bahsediyoruz. Daha önceki senelerde muhteşem işler yapan, bu sene kötü performans gösterip kadro bulamayan Feghouli'den bahsediyoruz.
Fatih Terim'in kararı da bence eğer bir teklif gelirse satış yönünde kullanacağını düşünüyorum. Hem peki bonservisi sadece maliyetten kurtulma amaçlı bir satış mı? O da olabilir. O da olabilir. Yani mümkün olduğunca para kazanmak istiyor. Çünkü çok büyük bedellerle transfer edilen iki futbolcudan bahsediyoruz ki ikisinin toplam değeri yaklaşık 10 milyon eurolarda bahsediyoruz. Galatasaray hem büyükten kurtulmuş olacak hem de para kazanmak isteyeceğini düşünüyoruz ki. Tabii bir de PSV karşısında sakat olmayan bir Falcao'dan acaba nasıl bir performans alacak? İşte Falcao oynadığında da oynayan bir oyuncu. Gerçekten Falcao öyle bir durum ki yani sakatlanıyor, geliyor, tekrar sakatlanıyor. Sonra geliyor sezon başında Covid oldu. Biliyorsun şu an ikinci testini bekliyoruz. Takımla çalışmalara başlamadı. O açıdan baktığımızda bence Falcao eğer önümüzdeki sene bir taraftarların önünde bir maçlar çıkarsa hem kendisi için sıkıntılı bir dönemin başlayacağını gibi gözüküyor. Peki. Şimdi Fenerbahçe ile devam edelim istiyorum. Ben teknik direktör arayışı devam ediyor. Sarı lacivertli takımda bir taraf.